Varlık asıldır, yokluk ondan zuhur eden ve yine ona dönen dalgalardır. Yani var olan derya, yok olan da dalgadır. Her şey o deryadandır, mevcudat ve mükevvenat o asıldan yani o nurdan bir şulidir. Her şey o varın bütün sırlarının aksi ve cemalinin aynasıdır. Bu da Allah diye adlandırdığımız kudrettir. O kudret kemali mutlak, cemali mutlak, hüsnü mutlak, hayatı mutlaktır. Bunun niçin böyle olduğunu anlamak için Kainat denen kitabı iyice inceleyerek okumak lazımdır. Bu kitabın burhanı bizzat insandır. Yalnız bakmak görmek yetmez kainatın ali harflerini, esrarını okumak ve onları ruhta da hissetmek lazımdır. Mutlak kudret bazılarının dedikleri gibi görünmesi ve bilinmesi mümkün olmayan bir şey değildir. Mutlak kudret daima insanlarla beraber olduğu gibi ki zaten insanın içindedir. Bir şey de değil her şeydir. Her şey, Her şey de bütün kainatı ifade eder. Her şey aynı kainattır. Alt tarafı çokluktur. Kudret nedir? Her hareket bir irade, istek eseridir. Cansız bir şey istenilmeden hareket edemez. O halde ilk hareketi yaptıran kuvvet nedir? İrade bir irade sahibinin istilzamı eder. İşte o irade sahibini yani o birinci kudreti anlamaya giden yol hakikat felsefesinden doğmuştur. Ve buna dayanan birçok şubeler ve yollar vardır. Bu yollarda bir bakıma sırattır ki kimini hidayete kimini delalete götürür. Delalete giden yol değil yolunu bilmeyen insandır. Bu noktada şu beyitlere işaret edebiliriz. Aczimi bastu beyandan cevheri mahiyetin, sorsa bir arif bana kazım cenabı şahtan. Kul desem ol kudreti bilku ve akıl etmez kabul, hak desem şirk etmeye hafi eylerim Allah'tan. Cüş edip badu muhabbet ile derya ezeli, oldu bir gevheri meşuttu rengi üzre celi. Dedi sarrafı hüviyeti görüp oldaneleri, birine nuru Muhammed, birine nuru Ali.'' Burada şuna önemli işaret edelim ki peygamberimiz Kur'an'ın sırrını ancak ehli beytine ve asabının en üstlerinden bir kısmına bildirip açıklamıştır. Ledün ilmini böyle pek az kişilere bildirip açıklamasının sebepleri de çoktur. Evvela yolda yürümek ve mutlak hakikati bilmek ve hakkın didarına ulaşmak her kişinin kârı değildir. Ve yine ledün ilmi kalbi arınmışlara hakikat nazar sahiplerine ve maat aklı ehline mahsustur. Vesveselerden kendini kurtarmayan ve çokluk içinde bocalayıp duranların gözlerinden cehalet perdesini kaldırmak kolay olmadığı gibi gaflet uykusunda olanlar da hakikatin kokusunu bile alamazlar. Çünkü bu gafiller zahir mimarlarıdırlar. Batın aleminden haberleri yoktur. Bu gibileri de maat ehli değil maaş ehli derler. Bunlar ilahi bilginin binlerce söz işitseler de bunlardan gönüllerini bir zerre bile etkilemez. Çünkü nadandırlar. Kamiller ve Arifler meclislerinden başka meclislerden hiçbir fayda elde edilemez. Çünkü bu gibi meclisleri teşkil edenlerin irfaniyetleri çok az ve buna karşılık mukalitlikleri de ziyadedir. Anayı babayı geçmişi taklit ise hakikat yolunda pek büyük bir perdedir. İşte bu perdeyi yırtıp geçenlere mert, yırtıp geçmeyenlere de namert derler. Bu ilmi tatmayanlar bilmez. Zira akılları maat aklı değildir. Maat aklına sahip olanlar bile yine de arif bir üstadın gerçek irşadına muhtaçtır. Ey dila, mana yüzünden defteri esrarı bil, kıl tefekkür, alem içre yarı bil, ayarı bil. Gerçek bilgi ile bilmekliğimiz gereken ilk mesele yaratılış meselesidir. Yani küntükenzen mafiyenin açıklamasıdır. Yaralıştan maksat Küntükens Kutsi hadisinde ifade edilmiştir. Fakat bu ifadeyi gerçekten anlayabilmek için daha önce Hakk'a arif olmak gerekir. Hakk'a arif olmak da taluk, tahaluk ve tahuk ile mümkündür. Taluk bilmek, tahaluk bulmak, tahakuk da olmaktır. Bunun için de arif olmak ilahi bildirileri ve özellikle de dört kitabı gerçekten okuyabilmek ve anlayabilmek şarttır. Furkan ve Kur'an terim bakımından aynı şeyi ifade ederler. Böyle olunca yüz suhufun sırları dört kitapta yani Zebur, Tevrat, İncil, Furkan'da toplanır. Ve dört kitabın usulü de Kur'an'da. Kur'an'ın hakikatleri de Fatiha'da. Fatiha'nın manası da Besmele'de. Besmele'nin latifeleri de Ba'da. Ba'nın incelikleri de Nokta'da. İpta ve derç olunmuştur. Nokta bütün nüshaların, mecmuaların metni ve gerek söze ait, gerek ile ait bütün noktalar da onun şerhidir. Hz. Ali ben bağının altındaki noktayım diye buyurmuştur. Ve bütün çokluğa ait suretlerin başı ve sonu bağ harfi olmak ve ayağın ve cevherler ve arazlar ve vücut feyzinde münteriç olan tefsiller ve icmalar ve eserler ve hükümler de besmeleden ibaret bulunmakla Hz. Ali şöyle buyurmuş oluyor. Allah'ın kitabında bulunan her şey Fatiha'da, Fatiha'da bulunan her şey Bismillahirrahmanirrahim'de, Bismillah'ta bulunan her şey Ba'da, Ba'da bulunan her şey Ba'nın noktasında bulunmaktadır. Ve ben de o noktayım. Ve bu Ba harfi insan nevinin suretidir.